Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dönem Fizik 2 dersini birlikte işleyeceğiz. Şimdi Fizik 2 dersi klasik seviyede elektromanyetizma konularını içerir. Elektrik olaylarını ve manyetik olayları bu ders içerisinde inceleyeceğiz klasik seviyede. Bu Fizik 2 ders kaynak kitap olarak ben Serway Fizik kitabını yine takip edeceğim. Bizim kendi kütüphanemizde var. Oradan temin edebilirsiniz kitabı. Önce elektrik ve manyetizma aslında konu olarak elektriklenme olayından başlar. İşte bir cismi nasıl elektrikle yükleriz? Mesela sürtünme bunun elektriklemenin yollarından bir tanesidir. Mesela hepimiz basit bir şekilde bu deneyi yapabiliriz. İşte bir kalemi saçımıza sürttüğümüz zaman, sonra küçük küçük kağıt parçalarına tutturduğumuz zaman göreceğiz ki küçük kağıt parçaları kalem tarafından çekilir. Bunun sebebi kalemi biz sürtünme yoluyla elektriklemiş oluyoruz. Dolayısıyla bunu günlük hayatımızda zaten hissediyoruz, elektrik olayını. Fakat bu elektrikleme olayını çok fazla girmeyeceğim ben. Direkt şu konudan başlayacağız. Direkt Coulomb yasasından başlayacağız. Çünkü konularımız çok fazla ve bize ayrılan süre sınırlı. Ondan dolayı o kısımlar çok basit bir herhangi bir kaynakla ya da internetten araştırdığınız zaman çok basit bir şekilde elektriklenmenin nasıl olacağını, onun prensiplerini çok kolay bir şekilde okuyup öğrenebilirsiniz. Ben direkt Coulomb yasasından başlıyorum arkadaşlar. Evet, başlık atalım. Coulomb yasası. Şimdi arkadaşlar, Coulomb 1700'lü yılların sonlarına doğru yaşamış fizikçi. Yine kendi icat ettiği bir aletle ilk defa yüklü cisimler arasındaki kuvveti ölçmüş deneysel olarak ve bunu matematiksel olarak ifade etmiştir. Bu kendi yaptığı deney sonucunda Coulomb'un gözlemleri şu. Bir kere önce iki farklı cismi yüklediğimizi varsayalım. Ben bunlar tabii şimdi biraz sonra yazacağım Coulomb yasası birbirlerine göre hareketsiz olan noktasal yüklerden bahsediyoruz. Yük miktarını Q harfiyle göstereceğiz. Q1 ve Q2 olsun. Tamam? Evet. Şimdi yük arkadaşlar doğada en temel ve en küçük yük miktarı elektronun sahip olduğu yük miktarıdır. Tamam mı? Elektronun sahip olduğu yük miktarı ondan daha küçük yük miktarı yok. Her ne kadar teorik olarak işte quark, atomların quark yapısı dikkate alındığında proton nötronların onların kesirli sayıda yük miktarları olduğu konusunda teoriler varsa da tek başına kuarklar bulunamıyorlar. Fakat bizim bildiğimiz, deneysel olarak gözlemleyebildiğimiz en küçük yük miktarı elektronun yüküdür. Ve elektronun yükü E harfiyle gösterecek olursak 1.6 çarpı 10⁻¹9 bir de eksi işaretiyle beraber Coulomb kadardır. Dolayısıyla biz yük miktarını en küçük yük miktarı doğada bu kadar. Birimine Coulomb diyeceğz. Tamam mı? Coulomb'un ismini onara etmek için yük miktarına Coulomb ismi denmiştir. Bu elektron yük miktarı. Evet. Şimdi arkadaşlar, eğer iki cismi belli bir miktarda yükle yüklerseniz deneysel olarak gözlemleriz ki bu iki cisim birbirlerine belli miktarda kuvvet uygularlar. Bu kuvvet miktarı bazı şeylerle ilişkilidir. Şimdi Coulomb yasası onu ortaya koyar. Tamam mı? Ve yükler arkadaşlar, doğadaki yükler negatif de olabilir, pozitif de. İki çeşit yük oluyor. Pozitif yüklü cisimler olabilir, negatif yüklü cisimler olabilir. Evet, bu iki cisim birbirlerine kuvvet uygularlar. Aradaki uzaklığa R dersek eğer, deneysel olarak gösterilebilir ki bu kuvvet miktarı yüklerin çarpımıyla doğru orantılıdır. Q1 çarpı Q2 ile doğru orantılı. Tamam mı? Ne kadar fazla yük varsa cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvet o kadar şiddetli oluyor. Bir şeyle daha orantılı, daha doğrusu ters orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Coulomb yaptığı deneyler sonucunda bu uzaklığın karesini birkaç hatayla karesi olduğunu göstermiştir. Daha modern deneylerle, daha modern cihazlarla çok büyük hassaslıkla ölçüm yapıldığı zaman kuvvetin gerçekten iki yüklü cisim arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki gözlemi, temel gözlemi birleştirirsek eğer, bu iki yüklü cismin birbirle uyguladığı kuvvet iki yük miktarının çarpımıyla doğru orantılı, aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Bu şekilde birleştirebiliriz. Şimdi bu bir doğru orantı denklemi. Bundan bir denklem, bir eşitlik yazabilmek için bunu uygun bir katsayıyla çarpmamız lazım. Neden? Çünkü şu haliyle sol taraf kuvvet olduğuna göre kuvvetin birimi Newton. Sağ tarafın birimi Newton değil açıkça. Yük birimi Coulomb olduğuna göre yukarısı Coulomb kare olacak. Burası da uzunluk metrekare. Dolayısıyla Coulomb kare bölü metrekare. Coulomb kare bölü metrekare Newton değildir. Değil mi? Dolayısıyla bunu uygun bir katsayıyla çarpmamız lazım. Bu katsayı boyut uyuşmazlığını da giderecek. O katsayı K harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R kare olacak şekilde bunu yazıyoruz. Şimdi birazcık arkadaşlar şu katsayısının ne olduğuna bakalım. Buna Coulomb sabiti denir. Ve bir değeri vardır. Nümerik bir değeri vardır. K sayısını 8.98 çarpı 10 üzeri 9. Sizce birimi ne olmalı bunun? Bakın şurası Coulomb kare, aşağısı metrekare. Sol tarafı Newton yapabilmek için Newton çarpı metrekare bölü Coulomb kare olması lazım birimi. Newton çarpı metrekare bölü Coulomb kare olmalı ki buraya yazdığımız zaman burada Coulomb kare var. K'dan aşağıda Coulomb kare gelecek, sadeleşecek. Burada metrekare var, aşağıda metrekare var, sadeleşecek. Sadece Newton kalacak. Sol taraf Newton, sağ taraf Newton birbirine eşit olmuş olacak. K'nın tabi SE birimindeki değeri bu arkadaşlar. Kullandığınız birim sistemine göre K'nın değeri değişebilir. Mesela öyle bir birim sistemi kullanabilirsiniz ki K'nın değeri 1 olabilir. Ama biz SE birim sistemini genelde kullanıyoruz. SE birim sisteminde kütleler kilogram, kuvvet Newton, hızlar metre bölü saniye, ivme metre bölü saniye kare. K'nın değeri de bu. Tamam, standart birim sisteminde K'nın değeri bu. Evet, K'yı ayrıca şöyle bir nicelikle de ilişkilendirebiliyoruz. Coulomb sabitini. 1 bölü 4 pi epsilon 0. Bu bildiğimiz pi sayısı. Epsilon 0 ise arkadaşlar, 0 olmaz, 0 alt indes olarak 0 koymamızın sebebi boş uzayı temsil ediyor. Buna boş uzayın, yani vakum ortamının elektriksel geçirgenlik katsayısı denir. Tamam mı? Boş uzayın elektriksel geçirgenlik katsayısı. Şunu anlayacaksınız. Boş uzayda belli bir yük miktarını bir yerden bir yere transfer ederken belli bir boş uzayın gösterdiği bir direnç vardır. O direncin ölçüsüdür. Ve onun da bir değeri vardır. O da 8.85 çarpı 10 üzeri eksi 12. Birim olarak K yukarıda, epsilon aşağıda olduğuna göre birimi de tam tersi olması lazım. Yani Coulomb kare bölü Newton çarpı metrekare olacak. Dolayısıyla biz bazen Coulomb yasasını yazarken F eşittir K çarpı Q1 bölü Q2 R kare yazarız. Bazen de Q1 çarpı Q2 bölü 4 pi epsilon 0 R kare yazarız. Tamam mı? Hangisi olursa olsun sonuç aynı olacaktır. Değişmeyecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, Coulomb yasasını yazdık. Bunu bir vektör yapalım önce. Bir kere kuvvet vektörel bir nicelik. Tamam mı? Eğer buraya vektör yapacaksam, bu bir vektörel nicelikse ki kuvvet vektörel bir nicelik, o zaman sağ tarafı uygun bir birim vektörle çarpmam gerekecek. Kuvvet arkadaşlar, şimdi kuvvetin yönü ne tarafa dolayısıyla, değil mi? Çünkü vektörel niceliklerde bir şiddet bilgisi var, iki bir de yön bilgisi var. Buna dolayısıyla bir yön bilgisi yüklememiz gerekiyor. Yine deneysel olarak gözlemliyoruz ki biz bu iki yüklü cismin, noktasal cismin birbirine uyguladıkları kuvvet ya kuvvet itici olabilir ya da çekici olabilir. Yani ya iki cisim birbirine iterler ya da birbirlerini çekerler. Bu itme ve çekme olayı yükün işaretine bağlı. Dolayısıyla biz biliyoruz ki aynı cins yükle birbirlerini itiyorlar. Farklı işaretli yüklerse birbirlerini çekiyorlar. Bir yön belirtiyoruz arkadaşlar. Şurası R yönü olsun. Noktasal yönden radyal olarak dışarı doğru olan yön. Bu yöndeki birim vektör R şapka olsun. Tamam? Dışarı doğru. Bu R dışarı doğru da olabilir, içeri doğru da olabilir. Tamam mı? Dolayısıyla bu bir vektör olduğuna göre o zaman bunu R şapka vektörüyle çarpacağız. Artık sağ taraf da bir vektör, sol taraf da bir vektör. Denklemimiz matematiksel olarak tutarlı. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Coulomb yasası bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bununla ilgili direkt bu konuyla ilgili birkaç tane uygulama örneği çözeceğim ama ondan evvel bir şeyler daha şurada tablomda var, yazayım size. Şimdi bu kuvvetleri hesaplarken elektronlardan, protonlardan vesaire bahsedeceğim. Küçük bir tablo çizeceğim size. O tabloda 3 tane parçacığımız var. Onları bir tanıyalım. Kütle ve yük bilgilerine ihtiyacımız olacak. Onları şurada yazayım ben. Evet. R üssü. Evet. R şapka bu. Birim vektör. R şapka birim vektördür. Boyu bir birimdir. Bir şeyle çarpıldığı zaman değerini değiştirmez. Ona sadece yön bilgisi yükler. Tamam mı? Dolayısıyla şu ek bilgiyi de o halde yazıyoruz. R şapkanın mutlak değeri eşittir 1'dir. Tamam? Birim vektörler öyledir. Mesela x yönündeki birim vektörümüze biz i şapka demiştik değil mi? Y yönündekine ve z yönündekine j ve k demiştik. R şapka da dışarı doğru, radyal yönde olan yönü belirtiyor. Neden i şapka demedik? Çünkü iki yük bu şekilde olmayabilir. Mesela uzayda şöyle iki yük düşünebilirsin. Mesela şöyle iki noktasal yüklü cisim düşünebilirsin. Bu sefer R şapka yönü ne olur? İki cismin tam merkezinden geçen eksenden dışarı doğru şu tarafa R şapka yönüdür. Tamam? Radyal olarak dışarı olan yönü göstermek için biz genelde R şapka birim vektörüyle çarpıyoruz. Evet. Şimdi şuraya cisim diyelim. Küçük bir tablo yapayım. Cisim, yük ve kütle. Yük, kütle. Evet. Elektron. Elektronu biz yüklü olarak, yükünü biz E harfiyle temsil edeceğiz arkadaşlar. Genelde ben herhangi bir yük miktarını yazacaksam Q harfini yazacağım. Fakat özel olarak elektrona özgü olarak E harfiyle elektronun yük miktarı, o da burada zaten. Yük şimdi yazacağım. Eksi 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Coulomb kadardır. Kütlesi 9.11 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. Kilogram cinsinden yazacaksak eğer. Tamam. Bazı sorularda ihtiyacımız olabilir. Diğer yüklü parçacığımız proton. Protondan bahsedersek eğer onu da küçük p harfiyle göstereceğim. Yükü elektronla miktar olarak aynı, işaret olarak sadece zıttır. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 Coulomb. Kütlesi de 1.670-67 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır arkadaşlar. Bir de bir cismimiz daha var. Parçacığımız, o da nötron. Yükü, toplam yükü sıfırdır. Her ne kadar içerisinde bir yük dağılımı varsa da toplam yükü sıfır. Kütlesi de 2 virgülden sonra 2 basamağa kadar protonun kütlesiyle aynı. 1.67 10 üzeri eksi 27 kilogram. Birazcık daha 3. rakamda farklılık arz ediyor. Nötronun kütlesi protondan bir miktar daha fazla. Ancak kütleli farkına baktığımız zaman elektronun kütlesi bir protonun kütlesiyle kıyaslandığımız zaman çok daha küçük. Yaklaşık 1800 kat daha küçük olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar olan kısımla ilgili herhangi bir sorunuz yoksa hemen bir örnek çözelim. Örneğimiz şu. Şimdi diyoruz ki hidrojen atomunda protonla elektron arasındaki ortalama uzaklık, yazın isterseniz, hidrojen atomunda protonla elektron arasındaki ortalama uzaklık 5 çarpı 5.3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metredir. 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar hidrojen atomu, evet, şöyle yazıyoruz, tekrar yazalım. Biraz hızlı yazalım arkadaşlar, vaktimiz çünkü kısıtlı. Hidrojen atomunda protonla elektron arasındaki ortalama uzaklık 5,3 × 10⁻¹1 metredir. (5,3 × 10⁻¹ metre). Evet. Protonla elektron arasındaki elektrostatik kuvvetin ve protonla elektron arasındaki elektrostatik kuvvetin ve kütle çekim kuvvetinin büyüklüklerini hesaplayınız. Tamam? Protonla elektron arasındaki elektrostatik kuvvetin büyüklüğünü elektrostatik ve kütle çekim kuvvetinin büyüklüklerini hesaplayınız. Şimdi değerli arkadaşlar, hidrojen atomu dediğimiz zaman bir tane proton var, bir de yörüngede bir elektron vardır. Tamam mı? Bu aradaki ortalama uzaklığı bize vermiş. 5,3 × 10⁻¹ metre. Proton pozitif, elektronda negatif yüklü olduğuna göre o zaman mesela elektrona etki eden kuvvet çekici olacaktır. Bu tarafta olacaktır, değil mi? Bazen Coulomb kuvvetine bu arada elektrostatik kuvvet de denir. Tamam mı arkadaşlar? Elektrostatik kuvvet ya da Coulomb kuvveti aynı şeylerdir. Dolayısıyla hemen hesaplayalım. Coulomb kuvvetinin büyüklüğü, büyüklük olarak yazdığımıza göre mutlak değer içerisine alıyoruz. Elektronun yükü çarpı protonun yükü bölü aradaki uzaklığın karesi. Tamam? Kuvvetin içeri doğru, radyal olarak içeri doğru olduğunu biliyoruz. Burada ise büyüklük olarak hesaplayacağız. Hemen değerlerini yerine yazalım. 8,98 × 10⁹ Newton metrekare bölü Coulomb kare. K sabitinin değeri. Elektronun yükü 1,6 × 10⁻¹ Coulomb. Eksiydi, mutlak değer aldık. İkisinin de aynı olduğu için karesini aldık, değil mi? Protonun ve elektron yükleri aynı, karesi oldu. Bölü aradaki uzaklığın karesi. 5,3 × 10⁻¹ metre. Evet. Bunu uygun bir şekilde hesaplarsanız bulacağınız sonuç arkadaşlar 8,2 × 10⁻៨ Newton olacak. Tamam. Böylece hidrojen atomunda protonun elektrona uyguladığı kuvvet, elektrostatik kuvvet yaklaşık 8 × 10⁻៨ Newton kadar bir kuvvet olmuş oluyor. Şimdi bu örneği özellikle seçmemin sebebi şu. Bir de kütle çekim kuvvetini de hesaplayalım. Sonra onun üzerine biraz yorum yapalım. Kütle çekim kuvveti de arkadaşlar iki kütleli cisim birbirlerine çekim kuvveti uygular. Birbirlerini çekerler. Ne zaman ki iki kütle varsa bunlar mutlaka birbirlerine kuvvet uygularlar ve kütle çekim kuvveti daima çekicidir. Elektrostatik kuvvet çekici de olabilir, itici de olabilir. Yükün işaretine bağlı olarak. Şimdi bu iki cisim arasındaki kütle çekim kuvvetini hesaplarsak, kütle çekim kuvveti de arkadaşlar G çarpı M elektron çarpı M proton bölü aradaki uzaklığın karesi. Buradaki G evrensel çekim sabiti. Tamam. Bu da elektron ve protonun sırasıyla kütleleri. R de yine aradaki uzaklık, ortalama uzaklık da burada verilmiş. Bu değerler de, kütleleri de buradan okursak hemen yerine yazıp, pardon, kütle çekim kuvvetini genelde FG harfiyle gösteriyoruz. Büyüklük yaptığımız için mutlak değer içerisine aldım. Evet, G evrensel çekim evrensel çekim sabitinin değeri 6,67 × 10⁻¹ Newton metre kare bölü kilogram kare çarpı protonun kütlesi 1,67 × 10⁻27 kilogram. Elektronun kütlesi 9,11 × 10⁻31 kilogram. Bölü aradaki uzaklık da yine 5,3 × 10⁻¹ metre. Bir de bunun karesini alırsak. Arkadaşlar kütle çekim kuvvetinin değeri uygun bir şekilde yaparsanız 3,6 × 10⁻47 Newton yapar. Şimdi elektrostatik kuvvetin değeri 10 üzeri eksi 8 Newton iken kütle çekim kuvvetinin değeri 10 üzeri eksi 47 Newton kadar. Kaç katı arkadaşlar? Bölerseniz bunu Coulomb kuvvetini kütle çekim kuvvetine bölerseniz yaklaşık olarak 10 üzeri 39 kat daha büyük. Yani Coulomb kuvveti, bu iki küçük parçacık arasındaki Coulomb kuvveti kütle çekim kuvvetinden 10 üzeri 39 kat daha büyük. 10 üzeri 39 kat çok büyük bir rakam, değil mi? Bu şu demektir. Biz eğer elektron gibi, proton gibi küçük parçacıklarla uğraşıyorsak kütle çekim kuvvetini ihmal edebiliriz. Tamam. Sanki böyle bir kuvvet yokmuş gibi davranabiliriz. Bu bizim hesaplarda herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Çünkü aradaki fark çok büyük. Ondan dolayı arkadaşlar kütle çekim kuvveti atomik seviyeye inildiği zaman, atom altı seviyeye inildiği zaman ihmal edilecek kadar küçük oluyor. Çünkü kütleler çok küçük. Dahası evrensel kütle çekim sabitin değeri de çok küçük. Doğadaki en zayıf, en küçük kuvvet de kütle çekim kuvvetidir. Elektrostatik kuvvet ona kıyasladığım zaman çok çok büyük bir kuvvet miktarıdır. Şimdi hemen yeri gelmişken arkadaşlar şunu da ifade etmek lazım. Bir Coulomb, biz yük miktarına Coulomb dedik. Değil mi? Yük miktarına Coulomb dedik. Bir Coulomb epey bir yük miktarıdır. Tamam mı? Çok büyük bir, yani bir cismi bir Coulomb kadar yükle yüklediğiniz zaman, ona dokunduğunuz zaman epey bir çarpar sizi. Yaklaşık olarak bir Coulomb 10 üzeri 19 tane elektronun yüküne bir Coulomb denir. Yani 10 üzeri 19 tane elektronu bir ara getirirseniz belli bir miktar yük olur. İşte o yük miktarına biz bir Coulomb diyoruz. Biz genelde örneklerimizde, bu ders içerisinde çözeceğimiz örneklerde yük miktarlarını genelde size, örneklerdeki yük miktarları mikro Coulomb ya da nano Coulomb mertebelerinde olacak. Yani 10 üzeri eksi 6 Coulomb, 10 üzeri eksi 9 Coulomb gibi yük miktarları olacak. Bu laboratuvarda, fizik laboratuvarlarında deney yaptığınız zaman rahatlıkla dokunabileceğiniz yük miktarlarıdır. Mikro Coulomb veya nano Coulomb. Ama bir Coulomb yük miktarı epey fazla bir yük miktarı olmuş oluyor. Tamam mı? Evet, var mı bu örnekle ilgili sorusu olan? Yoksa hemen bir örnek daha çözelim. Evet, bir örnek daha çözelim. Bir şeklimiz var. Bir üçgen düşünelim. Üçgenin çeşit 3 kenarına 3 tane yük yerleştirmişiz. Bunlar basit uygulama örnekleri. Coulomb yasasını tanıma adına bunları çözelim. Şurası Q1, burası Q2, bu da Q3, şurası A, burası da A ve değerler verilmiş arkadaşlar. Q1 eşittir Q3, 5 mikro Coulomb, Q2 eşittir eksi 2 mikro Coulomb, A ise 0,1 metre. Verilenler bu. Bizden istenen ise Q3 yüküne etkeden net kuvveti bulunuz diyor. Tamam. Evet. Şimdi hemen bakalım. Soru şu. Q3 yüküne etkeden net kuvveti bulunuz. Q3 yüküne iki tane kuvvet etki eder. Bir tanesi Q1'den dolayı, birisi de Q2'den dolayı. Önce Q1'den dolayı etki eden kuvvete bakalım. İkisi de pozitif yüklü olduğu için, pozitif işaretli olduğu için itici olacak. Dolayısıyla şu F1, 3 olsun. F1, 3. Notasyonumuzu şöyle kullanalım, şöyle anlayalım. F1, 3 demek birinci cismin üçüncü cisme uyguladığı kuvvet. Dışarı doğru olacak. R şapka yönde, radyal yönde dışarı olacak. Çünkü işaretler aynı. Bir de ikincisinin bir kuvveti uygular. İşaretler zıt olduğu için bu da içeri doğru olacak. Buna da F2, 3 diyelim. İkinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvet. Bu bir dik üçgen olduğu için arkadaşlar burası da kök 2A olacak. Tamam mı bu arada? Evet. Şimdi hemen hesaplayalım. Ben burada daha önce hesapladım. Bir daha burada hesap makinesiyle uğraşmayalım diye. Önce F1,3'ün büyüklüğünü hesaplayalım. Tamam mı? F1,3 kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayalım. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü A kare. Aradaki, pardon. Bunun karesi kök 2 çarpı A'nın karesi olsun. 2A kare olacak. Şimdi hemen değerlerini yerine yazarsanız eğer. Bir tanesini yerine yazayım. Diğerlerini yazmayacağım. Siz yazarsınız. 8.98 çarpı 10 üzeri 9 birimi Newton metre kare bölü Coulomb kare. Q1 ve Q3 birbirine eşit 5 mikro Coulomb. Dolayısıyla 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 Coulomb'un karesi olacak. Gözüküyor mu? Evet. Mikro arkadaşlar, mikro 10 üzeri eksi 6 katsayısı biliyorsunuz. Karesi olacak. Ve aradaki uzaklığın karesi 2 çarpı 0.1 metrenin karesi. Kullandığımız birim sistemi standart birim sistemi SI. Ondan dolayı yük miktarı Coulomb olacak. K katsayısı bu olacak. Uzaklıklar da metre cinsinden olmalı. Tamam mı? Eğer santimetre varsa metreye çevirmeniz gerekiyor. Evet, bu hesaplarsanız 8.99 Newton'luk bir kuvvet olur bu. Hemen F1, F2,3'ü de hesaplayalım. Pardon, bu F2,3'tü bu arada arkadaşlar. Yanlış yazdık. Evet. Şurası F2,3. Dolayısıyla şunu hemen düzeltelim. İkinci yükümüz 2 mikro Coulomb. 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 Coulomb. Diğeri de 5 mikro Coulomb olduğuna göre 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 Coulomb. Evet, aradaki mesafede farklı olacak. Doğru. 2 yok. A kare bu olacak. Tamam. Dolayısıyla bu 8.99 Newton. F1,3. Şimdi bunu hesaplayalım. Büyüklük olarak. K çarpı Q1. Şurası Q2 olacak. Q1 çarpı Q3 bölü. Şimdi aradaki uzaklığın karesi kök 2A'nın karesi olacak. Bunu değer yerine yazarsanız 11.2 Newton olduğunu görürsünüz. Eve gittiğiniz zaman mutlaka değerleri koyun ve kendiniz hesap makinesi hesaplayın. Ve bu değeri görün. Burası A kare olacak. Evet, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kuvvetlerin büyüklüklerini hesapladık. Bu kuvvetler, şurası x, y eksenini getirip buraya koyarsak, şurası x ekseni, bu da y ekseni olsun. Dolayısıyla bu F1,3 kuvvetinin hem x hem de y bileşenleri var. Bu açı kaç derece sizce? Şurası 45 derece. O zaman burası da 45 olacak. Dolayısıyla F1,3'ün x bileşenini hesaplayalım. F1,3 x. O da eşittir F1,3 çarpı kosinüs 45. F1,3 y ise F1,3 çarpı sinüs 45 olacak. Ve birbirlerine eşit olacaklar. Kos 45 ile sinüs 45 birbirine eşit olduğundan dolayı birbirine eşittir. Onlar da 7.94 Newton'dur. 7.94 Newton. Burası da 7.94 Newton olacak. Peki F2,3 ise sadece eksi y yönünde. Eksi x yönünde pardon. F2,3'ün y yönünde herhangi bir bileşeni yok. Dolayısıyla F2,3x eşittir. F2,3 8.99 Newton ama x yönündeki x yönündeki bileşeni olduğu için eksi 8.99 Newton şeklinde yazıyoruz. F2,3y ise sıfırdır, yoktur. Görüyorsunuz. Şimdi net kuvveti istiyordu ya, artık üçüncü cisme etki eden kuvvete F3 diyebiliriz. F3 eşittir. X yönündeki kuvvetleri toplayacağız. Y yönündeki kuvvetleri toplayacağız. Vektörü olarak uygun bir şekilde yazacağız. Yani burası F3x i şapka artı F3y j şapka olacaktır. F3x de F1,3x F2,3x olacak. Tamam mı? X yönündeki net kuvvet bu ikisinin toplamı olacaktır. 7.94 eksi 8.99 i şapka. Y yönündeki bileşen de şu olacaktır. Sadece y yönünde tek bir kuvvetin bileşeni var. O da F1,3'ün y bileşeni. 7,94 Newton artı 7,94 J şapka. Hepsinin birimi de Newton olacak. Şu işlemi de hemen yapın. Eksi 1,04 i şapka artı 7,94 J şapka Newton olacak. İşte bu üçüncü cisme etkeden net kuvvettir. Ama böyle bir şey çıkarsa yapacağınız yöntemi gösteririm size. Önce tek tek her bir ülke etkeden kuvveti büyüklük olarak hesaplayın. Coulomb yasasını kullanarak. Daha sonra x ve y bileşenlerini bulun. Sonra x yönündeki net her bir x bileşeni kendi arasında toplayın. Y bileşenler de kendi arasında toplayın. Net kuvveti vektör olarak bu şekilde yazın. Kuvvetin büyüklüğünü sorarsa eğer, biz bir vektörün büyüklüğünü nasıl bulunacağını biliyoruz. Karekök içerisinde karelerin, bileşenlerin karelerinin toplamı şeklinde olacaktır. Tamam mı? Evet, var mı sorusu olan bu problemle ilgili? Yok. O zaman bir örnek daha çözelim. Şöyle bir örneğimiz var. Q1, Q3, Q2. Şurası X ekseni üzerine 3 tane yük yerleştirilmiş. Ve şurası 2 metre olarak verilmiş. Verilenler şu. Q1 eşittir 15 mikrokulomb, Q2 eşittir 6 mikrokulomb ve burası da 2 metre. Bize şunu soruyor bu soruda, yazın. Şekli çizin önce. Q3 yükü orijinden ne kadar uzaklığa konulmalıdır ki dengede kalabilsin? Q3 yükü orijinden ne kadar uzaklığa konulmalıdır ki dengede kalabilsin? Şimdi burada Q3 yüküne etkeden kuvvetlere bakacağız. İki kuvvet etkeder. Birincisi Q1'den dolayı, diğeri de Q2'den dolayı. Q1'den dolayı etkeden kuvvet sağa doğru olacak, çekici olduğundan dolayı. Buna F1,3 diyelim. Birinci yükün üçüncü yüke etki ettiği kuvvet. Q2'den dolayı etkeden kuvvet de sol tarafa doğru olacak. Yine çekici kuvvet olduğundan dolayı. Bu da F2,3 olacak. Bizden şunu istiyor. Q3'ün dengede kalması isteniyor. Değil mi? Yani bıraktığımız yerde burada dursun. Ne kadar uzağa koymalıyız? Orijinden ne kadar uzaklığa koyalım sizce? X kadar uzaklığa koyalım. Tamam, burası X olsun. Eğer burası x ise o zaman şurası ne kadar olacak? 2 eksi x metre kadar olacak. Çünkü toplam uzaklığımız 2 metre. Ve Coulomb yasasını kullanarak bu iki kuvveti yazalım ve denge şartı olarak birbirine eşit olması gerektiğini ifade edelim. Yani F1,3 mutlak değer eşittir F2,3 mutlak değer olması lazım ki Q3'ü koyduğumuz yerde durabilsin. Yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü F1,3 şurası olduğuna göre 2 eksi x'in karesi olacak. Eşit olmalı K çarpı Q2 çarpı Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi x kare olacak. Tamam. Şimdi bize arkadaşlar Q3 yükünü vermemişti. Sadece Q1 ile Q2 vermiş. Q3 vermemesinin sebebi zaten bu eşitlikte sadeleşiyorlar. Tamam mı? Bunlar zaten sadeleşiyor. K sabitlerini de sadeleştirebiliriz. Q1'in değerini yazalım. 15 mikrokulomb. Mikrolar da her iki tarafta biraz sonra sadeleşecek. 15 mikrokulomb. Mikronun değerini de yazalım. 15 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomb bölü 2 eksi x'in karesi eşittir. Diğeri de 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü x kare olacak. Ve 10 üzeri eksi 6'ları da tabii sadeleştirebilirsiniz. Hatta daha ileri gidip 6'yı 3'e bölerseniz 2, 15'i 3'e bölerseniz 5 yazabilirsiniz. Bu ikinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem olacak. Değil mi? 5x kare eşittir. Şunu da açalım. Birincinin karesi 4. 2 ile çarptık 8. Eksi birinci ile ikinci çarpımı 2 katı. 2x. 2 ile çarptık 4x. Artı ikincinin karesi x kare. 2 ile çarptık 2x kare. Sonra bu denklemi biraz daha düzenleyebiliriz. 3x kare artı 4x eksi 8 eşittir 0 olacaktır. İki kökü olacak. Birisi, evet. Evet. Ha, şuraya eksi 8x yazacaktık değil mi? Tamam, teşekkür ediyorum. Artı 4x. Burası artı 8x, evet. Eksi 8, 0. Değil mi? Şimdi doğru oldu. Tamam. Bu denklemi eğer 3x kare artı 8x eksi 8x 0. Bu denklemi uygun bir şekilde köklerini bulursanız eğer iki kökü olacak. Birisi pozitif, biri negatif. Pozitif kökü 0,775 metre olacak. Negatif kökü niye almayız? Çünkü burası orijin. Yükü sağ tarafa koyduğumuza göre pozitif, x pozitif çıkması gerekiyor. Ondan dolayı pozitif kökü kabul edeceğiz. Orijinden bu kadar uzaklığa koyarsak bu yüklü cisim dengede kalır. Tamam mı? Sorusu olan var mı? Hocam, niye pozitif aldığımızı anlamadım. Çünkü pozitif almamızın sebebi benim x-y eksenimin orijini şurası. X sağ tarafta pozitif, sol tarafta negatif. Tamam. Bir örnek daha çözelim. Evet. İki tane yüklü cisim var. İple asılmışlar. Bunlar pozitif olduğundan dolayı ikisi de pozitif yüklü aynı işaretli olduğu için birbirlerini itmişler ve bu şekilde teta açısı 5 derece olacak şekilde dengede kalıyorlar. İpin uzunluğu 0,15 metre. Her bir küreler özdeş. Kütleleri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilogram. Burada şunu soruyor arkadaşlar. İki şey soruyor. Bir, her bir küre üzerindeki yük miktarı nedir? Q'yu bulun diyor. İkincisi, ipteki gerilme kuvvetini soruyor. Tamam mı? Şimdi burada bizim izleyeceğimiz yol şu. Herhangi bir küreyi alalım. İster bunu, ister bunu. Etki eden tüm kuvvetleri gösterelim. Bir, kütlesi var. Kütlesi hatırı sayılır kadar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 kilogram. Dolayısıyla yer çekimi kuvveti var aşağı doğru. M çarpı G'ye kadar. Başka, yüklü cisim olduğu için Coulomb kuvveti var. Sağ tarafa doğru. K çarpı Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi olacak. Şimdi bize verilen uzunluk L uzunluğu verilmiş. L bilinen bir değer. Teta açısını da vermiş. Şu uzunluğu bulabilir miyiz? Şurası dik üçgen. Eğer burası L ise, burası teta ise şu uzunluk ne kadardır? L çarpı sin teta kadardır, değil mi? Şurası L çarpı sin theta kadar. Aynı şekilde burası da L çarpı sin theta kadar olacak. Dolayısıyla bu iki yüklü cisim arasındaki uzaklık 2L sin theta kadar. Ve Coulomb yasası gereği aradaki uzaklığın karesi olduğuna göre 2L sin theta'nın karesi olacak. Yerçekimi kuvveti Coulomb kuvveti. Bir de iple tutulduğu için ipte bir gerilme kuvveti var. T. Bu gerilme kuvvetini de dilerseniz bileşenleri cinsinden yazalım. Şu düşey bileşeni ne olur sizce? Şurası T çarpı cos theta olur değil mi? Şurası theta olduğuna göre burası da theta açısıdır. T çarpı cos theta olur. Şu yöndeki bileşeni ise T çarpı sin theta. Bu cisim dengede mi? Dengede. O zaman tüm kuvvetler bileşen büyüklük olarak birbirine eşit olmalı. O halde eşitleyelim. T sin theta şuna eşit olacak. Hemen yazıyoruz. T çarpı sin theta eşittir. K çarpı Q kare bölü 2 tane L sin theta'nın karesi olacak. Bir de şurası eşit. T çarpı cos theta da MG eşit olacak. Değil mi? Başka bir eksik kuvvet yazdık mı? Yok. Coulomb kuvveti olacak. Yerçekimi kuvveti olacak. Vesaire vesaire. Tamam. T çarpı cos theta eşittir M çarpı G olacak. Bu kadar. Dolayısıyla iki tane denklem yazdım dengede kalabilmesi için. Bu iki kuvvet büyüklük olarak birbirine eşit olmak zorunda. Bunları hemen şöyle yapalım. Taraf tarafa bölelim. Dolayısıyla T'leri sadeleştirmiş oluruz. Sol tarafta tanjant theta olacak. Sağ tarafta ise K çarpı Q kare bölü M çarpı G çarpı 2L sin theta'nın karesi olacak. Bakın bu denklemde her şey biliniyor. Bir tek Q bilinmiyor. Bizden istenen inceliklerden bir tanesi. L'yi biliyoruz. Kütlesini biliyoruz. Yerçekimi ivmesi 9.8 metre bölü saniye kare. Theta açısı 5 derece. Q'yu yalnız bırakalım. Q eşittir karekök içerisinde M çarpı G çarpı tanjant theta çarpı 2L sin theta'nın karesi bölü K Coulomb sabiti olacak. Evet. Dediğim gibi buradaki bütün nicelikler zaten bilinen nicelik. Uygun bir şekilde yerine koyup hesap yaparsanız bulacağınız değer 4.42 çarpı 10⁻⁸ Coulomb olacak. Her bir özdeş küre üzerindeki yük miktarı bu kadar olacak. Şimdi ipteki gerilme kuvvetini nasıl bulabiliriz? İki tane denklemimiz var zaten. Mesela şu denklemi ele alalım. Bu denklemi kullanarak T gerilme kuvvetini bulabiliriz. Değil mi? M de belli, G de belli. Cos theta o da belli. Kullanarak burada çözümünü yapmamışım ama ödev olarak onu yazın. Çözelim. Şimdi sevgili arkadaşlar küçük bir ara verelim. Sonra dersimize devam edelim.